Göreceğiz, sen de göreceğiz. Bakalım bahane nasıl olur? Bir tatlısı güzeldi. Tamam öyle olabilir. Sence öyle bile olabilir. Tatlısı teşekkür siz beğenmişsiniz. Afiyet şeker olsun da tatlısı biraz fazla. Kaşık tatlısı değildi yani. Bayağı bir şeyden çıkmış. Neredeyse kaşık değil, tabaktan getirmişler. Ama donduramadık onu, şey yaptık, hemen attık ama donmadı. Donsaydı o şey gibi çıkacaktı. Yok, o zaman hani bir buçuk gün dolapta kalacak bir tatlıyı bize verilen sürede yapılmamalı. Belki Hanım, şimdi ben dikkat ediyorum konuşmalarda. Yapamadık, yetiştiremedik, ne yapalım olmadı. İyi de bu saydığınız ne şeyler... Ne yapalım olmadı yani, değil ama yani. Ama bir saniye, şimdi siz de olmadı, yapamadık falan diyorsunuz. Yani olmadığını aslında teyit ediyorsunuz burada. Olmadı demiyorum. Ama dediniz de demiş işte. Mumbar olmadı, yapamadık mumbar dedi. Mumbar olmadı, ben mumbar i̇şte oldu onu söylüyorum. Tatlı da donmadı diyorsunuz. Şeyi de bulamadık diyorsunuz. Yemeği olması gereken normların, standartların dışında alıp da sırf yetiştirmiş olmak için tabağa koyup getirmek bir başarı kriteri midir? Ben başarı kalitesi ya da... Ama şimdi diyorsunuz ki o zaman niye kart çıktı, o zaman niye düşük ver? Ama bakın sayıyorsunuz siz de. Patatesin, yanlış mı hanımlar? Patatesi evet, yetiştiremedim dedi geliniz. Şekil evet, ve siz de şekil dediniz. Şekil veremedik. Mumbarı bulamadık dediniz. Tatlı donmadı dediniz. Ispanaklı börek biraz evet kalın tutmuşum dedi. Pişmemiştik. Eliniz de kabul etti hamuru kalın tuttuğunu. Evet. Mumbarı... Bahane bunlar. Bahane. Yani bahane hepsini olabilir. Topladığınızda netice itibariyle... Hiçbir şey olmamış. Yani. Kusura bakmayın ama yani o nasıl buluyor, öbürü nasıl yapıyor? Yani şimdi bakın mutfağı da dediniz demin. Yani hani şey de yapmak istemiyorum ama yani sürekli bir farklı bir bahaneyle geliyorsunuz ama olmadı yani maalesef olamadı. Ben mumbar oldu demedim mi? Ama o mumbardan bulamadık dedim. O mumbardan ama olsaydı... Mumbarın yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Çünkü mumbar o da bu büyüklükteydi. Fazla büyük değil, küçük değildi yani koyun mumbarı diyorsunuz ya. O da bunun kadardı. Bugünkü gelen kadardı o da. Evet. Pişmemişti. Hani... Ya olabilir. Bu arada evet, tabii ki kimisi yetiştirir, kimisi yetiştirir. Tabii hatalar herkeste. Biz de demin dedik. Herkeste var hatacı. Ama işte bunu kabul etmek olana da oldu demek lazım. Evet. Yani o zaman yapan gelinlerimizin bir kıymeti harbiyesi kalmıyor. Ya yapamayanların yanında. O farkın ortaya çıkması gerekir ki biri bir farkla... Bir iki farkla, 3-4 yemek farkla, lezzetle, evet, sunumla öne geçiyor ki 15 bin TL'yi kazanıyor. Yoksa herkes kazanır. 5 evet, gün 5 kişi birden kazanır. Keşke dediğim gibi demin, herkes keşke çok güzel yapsa da herkesin herkes puanı kazansın, yüksek olsa. Evet. Gönül ister, herkes, herkes üzüldük. İlk günde yani üzüldük. Parmağını kesti kızımız. Ama şimdi bahanelerin arkasına saklanmamak hayır, lazım. Yapabilen hayır, yapıyor yani. Evet. Ya, buyurun. Bütün bak, bahane. Dünkü mutfağa bakın, bir de bugünküne bakın. Bugünkü yemeklere bakın, dünkü yemeklere bakın. Canım benim, senin sıran gelmeden vay düne bak, buna bak değil mi? Tamam mı? Bir görelim, senin gününü de görelim, ondan sonra de. Ben gördüğümü söylüyorum. Tamam, biz de sen gördüğümü, de gördüğümü söylersin. Tamam. Evet. Mutfağa gidecek misiniz Hanife Hanım'ın gününde? Gideceğim. Girmesi de hiç gitme, gitmeyeceğim demiştim ama bu öyle söylüyor ya, iddialı ya. Siz de onun gibi. Geliniriz de dedi zaten, giren de dedi. Mikseri de yanımda istiyorum. Gidip bakacağız mutfağa. Siz de hanım. Çok iddialı ya böyle. Hanife Hanım gibi ooo diyecek misiniz? Abo, bizde abo var ya, abo diyeceğim. Bizde abo çok abo şey meşhur. Abo. Abo dedi mi bitmiştir. Peki, ana yemeğe dönelim. Ayşe evet, Hanım buyurun, piliç Topkapı patates püresi var altında. İç pilavlı ve sebze garnitür eşliğinde sundu bize Türkan. Güzel. Biraz tavuk haşlanmış. Patates püresini içine koyup. Basit yani, kolay. Kolay çıkacak bir yemek bu. Pilav. İç pilav, kolay diyorsunuz. İç pilav, normal pilav gibi malzemelerini hazırlayıp içine koyuyorsun. Aynı kavuruyorsun. Oo, normal pilavla iç pilavın yapımı aynı mı? Aynı değil. Sadece malzemeleri fazla. İçinin malzemeleri fazla. Çeşidi fazla. Pişmesi falan aynı ay, diyorsun. Pişmesi falan, süreci, suyu aynı. Ondan bak, onu demek istiyorum. Süreci de aynı. Süreci de aynı. Ha. Tavuğu hiç haşlamadı. Haşlamadı. Haşlayıp yapmadı. Sen haşladı dediniz ya, ya, haşlayıp yaptı dediniz ya. Haşlamadı yani, bu süte ısladı. Süte ısladı. Süte ısladı. Marine. Marine. Haşladı diyorsunuz, haşlanmadı bile bu tavuk. Haşlanmadı, evet. Aynı zamanda iç pilavın normal pilavla pişme süresi de aynı değil. Değil. Yapım aşaması da aynı değil. Evet. Çok biraz daha diri bırakılır. Beni. Alakası yok. Az biraz pişir, daha diri bırakılır ve fırında pişmesi için izin verilir. Evet. Ve haşlanmadı, süt ile marine edildi tavuk. Birçok aşamadan geçti gerçekten ve basit olduğunu kesinlikle kabul etmiyorum. Sonuçta aşama aşama kaydedilen ve pişirilen ve önünüze sunulan bir yemek. Ya her yemeğin aşaması, düzeni. Yani hakikaten güzel kolay ama değil. Kolay mı? Güzel. Kolay değil. Sizin ana yemeğiniz neydi?
Bizim ana yemeğimiz çiftlik kebabı. Çiftlik kebabıydı. Evet, çiftlik kebabıydı. Yani çiftlik kebabı bilmiyorum bizde öyle olmazdı ama demek ki sizin şeyleriniz öyle. O zaman hepimiz güveç için de aynı şeyi düşünebiliriz. Sonuçta birçok malzeme bir araya geldiği zaman karıştırılıp fırına sürülüp ve önümüze sunuluyor. Ya daha kolaydı eğer kolaylığını evet. tartışacaksan. Ya aynı o da et pişti, marine edildi, güveçlere koyuldu. O zaman buna niye kolay diyorsunuz Ayşe? İşte eğer... Neşe Hanım çiftlik kebabı mı piliç topkapı mı? Bir aşçı olarak soruyorum size profesyonel yani açıdan. Yani şu anda piliç topkapı. Kolay mıdır yani bu yemek? Çiftlik kebabı ile... Bu da kolay bir yemek değil. Kesinlikle bir yemek değil. Yani tavuğun pişmesi için ben biraz yemek daha çabuk... Yok demedim zaten. Tavuk biraz daha çabuk pişer. Ete ama göre, dikkat ve hassasiyet isteyen bir evet, güzel, malzeme gerçekten. Sağlık. Afiyet olsun. Siz hiç afiyet yemek olsun. Basit değil. Her yemeğin doğrulukları yemek var. Ama yemek güzel yemek olmuş. Hiçbir söyleyecek bir şey yok. Tabii ki. Tabaklarımızı gördüğünüz... Siz yemeğe kolay derseniz ben de o zaman ben sevmem öyle şeyler söyleyeyim. Ben kolay demem hiçbir zaman. Ama siz derseniz ben de bu tezinizi çürütmek için eldeki donelerle gelirim size. Çünkü sizin ana yemeği, sizin bunu söyleyebilmeniz için çok daha meşakkatli, çok daha aşamalı bir yemek yapmış olmanız gerekiyordu gelinizin. Şimdi buna böyle bir şeyi bir şapkayı önümüze koyacağız, öyle konuşacağız. Değerlendirme yaparken haksızlık ediyorsunuz ve yanlış saptamalarda bulunuyorsunuz. O zaman sizin ne bileyim çok daha farklı, çok daha zahmetli, meşakkatli bir yemek yapmış olmanız gerekiyor ki bu yemeğe kolay değil. Eğer kolaylık açısından değerlendireceksek ki kolay. O da doğru bir değerlendirme değil. Aynen. Ben hiçbir zaman için sevmiyorum bu kolaylık. Lezzetine senin bakmak lazım. Tavuk erken pişiyor. Evet. Onun için mi söyledin? Hayır hayır. Erken pişiyor değil. Basit, kolay bir yemek dedi. Kolay yemek dünkü yemekti. Dünkü çok kolaydı. Ha beşamel soslu et vardı değil mi fırında? Ne? Ya kolay diyorum. En kolay, kolay yemek oydu. Oydu sence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.